Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi elektrostatiğin son kısmına geldik. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan. Buradan tırsmayın. Yani sonuçta bunu belki de 11. sınıfta dinlemiş, izlemiş, o aktiviteye katılmış olabilirsiniz. Ama burada temel kavram düzeyinde veriliyor. Neden kaynaklandığından bahsediliyor. Tek boyutta inceleniyor. Hani 11. sınıftaki gibi değil. Temel düzeyde. Onun için olayı AYT'ye aktarmayın. Bir kısmı da TYT'de var. Yani böyle bir bu kadarını bilsen yeter tadında bir durumumuz var. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Elektriksel kuvvetle alakalı olarak hani itme çekme kuvvetinin birazcık böyle lezzetine bakacağız. Neymiş, ne değilmiş göreceğiz. Aynı işaretli yüklerin birbirini ittiği, zıt işaretli yüklerin birbirini çektiğini biliyoruz. Bu bölümde cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin özelliklerini ve bağlı olduğu değişkenleri inceleyeceğiz diyor. Yani buradaki itme kuvvetini ya da buradaki çekme kuvvetini ifade edeceğiz. Nelere bağlıymış onu göreceğiz, tamam mı? Şimdi adamın adı soyadı çok önemliymiş gibi yazmışız burada. Birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ilk kez Charles Augustin de Coulomb tarafından. Yani bizi zaten ilgilendiren hani Coulomb kuvveti diyoruz ya biz. Bize bu yeter. Yapılan deneyler sonucunda ifade edilmiş. Efendim işte bu kuvvette uzatmayalım. Hani bu şekilde ifade ediliyor bakın. Yani o kuvvetin, dikkat eder misiniz, yüklerin çarpımıyla doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Bak bu önemli. Hani bir Q, yani bir yük Q, öteki yük 5Q ya. Yani Q F kuvvetiyle itiyorsa 5Q 5F ile itiyor diye bir şey yok. Etki tepkidir. Buna lütfen dikkat edin. Aynı büyüklükte kuvvetler birbirini iter ya da çeker. Uzaklığın karesiyle ters orantılı. Burada sonuçta K ortamın elektriksel geçirgenliğinin hani nasıl diyeyim bir ölçüsü. Daha sonra konuşacağız. Elektrik alan çizgilerini o ortam nasıl etkiliyor? Onları gevşetiyor mu? Sıklaştırıyor mu? Nasıl bir etki yapıyor? Genelde senin için sabit olacak. Genelde TYT düzeyinde gelirse ya da bilmiyorum AYT düzeyinde de yani vermek zorundalar o sabitin ne olduğunu sana yerine koyup çarpacağın bir şey olur ama TYT'de daha ziyade böyle sadeleşecek bir şey olarak karşında, tamam mı? Ama burada yükün hani sonuç olarak yüklerin biriminin hani Coulomb olduğunu söyleyelim. Adamın soyadıyla anlıyor. Nasıl Newton, 5 Newton, 10 Newton diyorsan burada da yükü yani amcanın soy ismiyle yani ifade ediyoruz. Kuvvet zaten Newton. Bunların hepsi uluslararası birim sisteminde bu şekilde. Şimdi burada yani birkaç tane örnek var. Bunları yazmak istiyoruz ama ben önemli şunu belirteceğim. İki yükün arasındaki uzaklık arkadaşlar. Hatta bunu genelleyelim, seversiniz yani. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz dersiniz ya. Bak burada diyebiliriz. Fizikte iki cisim arasındaki uzaklık her zaman merkezden merkeze alınır. 2 kere 2 4. Gezegen boyutunda bile böyle bak bu. Güneşle dünyanın arasındaki uzaklık güneşin merkezinden dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa böyle kesikli çizgiyle belirtirsin. Tamam mı? İkisinin arasındaki uzaklığı merkezden merkeze belirtirsin. Sonra bak bir önemli basit bir bilgi. İki yükü yani birleştiren şu kesikli çizgi var ya. Bu itme veya çekme kuvveti kesinlikle bu çizgi üzerinde gösterilmek zorunda. 2 kere 2 4. Bu da böyle bir şey. Tamam mı? Bu da böyle bir şey. Bunu da ifade ettik diyelim ki. Burada yazacağız şimdi. Bunlar yani yükleri eşit diye FF olmadı. Yani bak burada da dikkat ederseniz 2 Q'ya Q var ama kuvvet yine ne olmuş? 2 F 2 F. Onu buluruz. Buna F dediler ya. Ben ne yazacağım? K çarpı Q çarpı Q bölü D kare yazacağım. Bunların hepsini tek tek yazabilirsiniz. Ne değişti? Bak D aynı. Bir bakalım şuraya kontrol edelim. D aynı. Yüklerden bir tanesi aynı. Güzel. K aynı. Ha bir tek şunu Q değil de 2 Q yaptılar. Yani şuradaki Q yani nasıl gösterelim? Şöyle göstereyim hadi. 2 Q yaptın. Kuvvet de o ikisinin çarpımından etkileniyor ya. 2 F olması çok normal oldu. Şimdi aynı şekilde bak. Bu sefer ikisini de 2 Q yaparsan bu da 2Q olursa tabii ki kuvvet yani ne olacaktır? 4F'ye gidecektir. Bunu tekrar tekrar yazmıyorum. Yani böyle söyleyebiliriz. İki hepsi artı olduğu için tabii birbirlerini itme durumu var. Yani burada en çok yapılan hatalardan komik gelebilir ama yapılabiliyor bu hatalar. Şu 2D ya. Yani 2D'nin parantez karesini alırken yani dikkate al. Böyle yapınca belki de herkes dikkat ediyordur ama hani 4D kare oluyor ya. Yani çok gördüm arkadaşlar. Yani yüzlerce kez gördüm. 2D kare yazan arkadaşınız çok fazla oluyor. Bu basit hataya düşmeyelim. D bölü 2 dediğinizde de aynı şekilde.
Ha bir dakika. Yani ne oluyor? D kare bölü 4 oluyor. İşte 4 takla atıyor. 4F'ye gidiyor gibi. Yani böyle örneklerini bir belirleyelim demişiz. Şimdi çok küçük bir inceleme. Burada geniş kapsamlı bir yani böyle 11. sınıftaki gibi elektriksel kuvveti incelemiyoruz. Yani burada net belli başlı başlıklar incelendiği için araya ben böyle örneklerde serpiştirdim açıkçası. Elektrik yüklerini verdim diyor. Artı Q ve eksi 4Q. Yarı çapları R 2R diyor. Bunların arasındaki uzaklık merkezden merkeze alınır. Tamam mı? XY küreleri şekildeki gibi tutulurken birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü dedi. Bazen bunu bak büyüklüğü diye vurgu yaptı ya. Bazen böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Tepesine vektör işaretini de koyuyor. Yani yönünü önemsiyorum diyor. Ona lütfen dikkat. Burada büyüklüğü dediği için rahatız. Uzaklık değişmeyecek gibi gözüküyor. Şu anda burada F dendi ya. Ben onu yazayım. Nereye yazayım bilmiyorum. Şuraya yazayım. F'yi yazıyorum ben. Vektörel bir büyüklük olduğu için kuvvet şu yükün eksisini olay yerine taşımayacağım. Nasıl olsa birbirlerini çektiklerini biliyoruz biz burada. Biri artı, biri eksi. İkisi de birbirini F kuvvetiyle çekiyor. Etki tepki mantığıyla. Q çarpı 4Q tekrar ediyorum. Eksi kuvvetin yönünün belirlenmesinde etkili oldu. Başka bir şey olmadı. Zaten vektörel büyüklük kuvvet yönünü gösterdik. Bölü aralarındaki uzaklığa da ben d kare diyorum. Şimdi başlangıçta durum buydu. Efendim der ki küreler birbirine dokundurulup yine ilk konumlarına konulduğunda ha, uzaklıkta bir değişiklik olmayacak ama birbirlerine dokunuyorlarmış. Artı Q eksi 4Q ya sonuçta toplam yüküm eksi 3Q oluverdi. Yediler birbirini. R ve 2R'ye bunu paylaştıracağız. O zaman R'ye Q verirsek eksi Q. Ötekine de eksi 2Q veririz. Bunu zaten dokunma ile elektriklenmede kürelerde yük paylaşımında söylemiştik. O zaman burası eksi oldu. Burası da eksi 2Q oldu. Ve bunlar bu sefer birbirlerini itmeye başladılar. Artık mavi ile çizdiklerime bakın lütfen. Bu da F üssü oldu. Şimdi ben bunu yazacağım. F üssünü nasıl yazacağım? Yani yönü belirlediğim için yüklerin eksilerini almıyorum. K, Q, 2Q bölü uzaklık da aynı D kare. Şimdi bak K aynı. D kare aynı. Hatta yükün bir tanesi gene aynı kaldı. Sadece şuradaki 4Q neye dönüştü arkadaşlar? 2Q'ya dönüştü. Yani yarıya indi. Ve o zaman F üssü ne olacaktır? F bölü 2 büyüklük olarak F bölü 2 olacaktır. Yanıtımız da Adana olacak yani. Tamam mı? Evet, şöyle bir şey. Bu sefer birden yani 2'den fazla yük var. Bakalım ne istiyormuş. Onu bir okuyalım önce. Diyor ki elektrik yükleri eksi Q, artı Q ve artı 9Q olan noktasal KLM falan filan aynı doğrultu üzerinde şekilde gibi sabitlenmiştir. Böyle olması lazım zaten. 9. sınıf düzeyinde bunların hepsi aynı çizgi üzerinde olacak. Başka türlüsü olmayacak. L'nin K'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'ymiş. L'nin K'ye uyguladığı, L'nin K'ye uyguladığı unutmayın. F'ymiş. Buna böyle F diye yazalım. Hemen unutmayayım diye şu tarafa da alayım. Çekme kuvveti var. K, Q, Q bölü D kare. Bu F'ymiş. Diyor ki bu arkadaşa etki eden bileşik elektriksel kuvvet nedir? Wow. Ama bak burada kim var bir de? Bu eleman da artı. K'ye etki eden bileşkeyi soruyorlar. O zaman şöyle bir yani F, M diyeyim. Hani onun çekme kuvvetini. Aslında bakın. K de L'ye kuvvet uyguluyor. Ya da K de M'ye kuvvet uyguluyor. Ya da M de L'ye kuvvet uyguluyor. Ama K'ye yoğunlaşmışlar. K'nin üzerinden konuşuluyor. Ben o zaman şunu bir yazayım. FM dediğim hani M kuvvetinin yani M'nin daha doğrusu yük olarak uyguladığı kuvvete bakalım. Q 9Q. Vay 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 vay. Aradaki uzaklık D burada, 2D burada. 3D'nin parantez karesi 9D kare yapar arkadaşlar. Ve lütfen dikkat. 9'lar gitti. Tamam mı? Yukarıdaki 9'sı oldu. O zaman ben burada buna F derim. Yani bu da F çıkarsa tabii ki de K'ye etki eden bileşke kuvveti 2F çıkar. Büyüklük olarak sıkıntı olmaz. İlerliyorum. Bak bu kadar işte tamam mı? Uzatmıyorum bu kadar. Yani sorularda biraz kurcalayacağım ama yani şimdilik tanıtım anlamında bu kadar. Şimdi arkadaşlar bir yükün elektrik alan hiç irkilme böyle tırsma çok kolay bir başlık bu. Bir yükün etkisini gösterdiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir. Elektriksel olarak etkinliğini gösterdiği bölgeye tamam mı? Vektörel bir büyüklüktür. E ile gösterilir. Uluslararası birim sistemi, birim ile ilgilenmiyorum. Neden vektörel büyüklük biliyor musunuz? Ben hemen burada bir ortamı rahatlatayım. Böyle stresi azaltalım. Birim yüke arkadaşlar. Birim yüke etki eden
elektriksel, yazıyorum bak uzun uzun, elektriksel kuvvettir. Bildiğin kuvvettir arkadaşım. Bildiğin kuvvettir. Ayrı bir şey değil. Birim yüke artı bir birim yüke etki eden kuvvettir. Mesela bak burada ifade edilmiş. Yüklü bir cismin herhangi bir noktadaki elektrik alanı yükün o noktadaki pozitif birim yüke uyguladığı elektriksel kuvvet olarak tanımlanır. Nasıl yazacağız peki? Mesela burada diyelim ki sen artı Q barındırıyorsun. İşte senin D kadar uzağında bir noktada, tamam mı? Şurada bir yerde. Yani artı bir birim yük olursa buna nasıl etki edermişsin? Şimdi artı artıyı iter. Şimdi ben kuvvet yazacağım arkadaşlar. Hiç tırsmayın, tamam mı? Yani kuvvet dedik ya. Ben burada biraz önce öğrendiğim kurallar dahilinde Q çarpı, hadi artı bir de ayıp olmasın diye göstermiş olalım, böyle yazdım. Bölü D kare. Şimdi burada işte nokta koyuyorlar olaya. Bakın diyor ki ya karşındaki diyor dünyanın en küçük yükü. Yani buna da artık böyle yazmayalım. Yani dünyanın en küçük yüküne etki eden kuvveti sen böyle ifade ediyorsan oraya 3Q gelirse ne olur? Çarpı 3Q olur. En küçük yüke ben bu kuvveti uyguluyorum diyorsun. Yani resmen birim fiyat açıklıyorsun. Tamam mı? Kardeşim bak burada dünyanın en küçük yükü vardı. Ben buna şu kuvveti uyguladım dediğin zaman sen açıklama yapmış oluyorsun. Birim fiyat açıklaması. Oraya 5Q gelirse çarpı 5Q diyorsun. Ha işte o noktada diyorlar ki artık ya buna F demeyelim. Buna biz o noktadaki elektrik alan diyelim. K, Q bölü D kare oradan gelmedir arkadaşlar. Şu komik formül oradan gelmedir. Aslında ikisi de kuvvettir. Ama elektrik alan birim yükü etki eden elektriksel kuvvettir. Tek kuralı var. Bir noktadaki elektrik alanı sordukları zaman siz oraya böyle bam diye artı bir koyacaksınız. Çünkü birim yük artı bir olarak kabul edilmiş elektrik alan teorisinde. Bu baştan. Niye? Yani niyesin var? Sen önce geleydin. Yani atıyorum kafadan eksi biri yani şey yapaydın. Yani bu her şey onun üzerine kurulmuş artık. Baştan değiştirip de artı bir eksi. Ne oldu? Çok mu değişti? Neyini beğenmedin artı birin? Hani derler adama, tamam mı? Onun için kabul edilmiş, devam edilmiş. Bu kadar basit, tamam mı? Evet, ilerleyelim bakalım başka neler gelecek. Ha, burada gösteriyor işte bak. Şöyle bir şey. İncelemeye devam edelim. Pozitif yükler bir noktada kendinden dışı... Ya arkadaşım, bakın. Canlarım. Buraya artı bir koyarsan artı artıyı iteceği için kuvvet olarak tabii ki de dışa doğru olur. Buraya artı biri yine koyuyorum. Bak bir noktadaki elektrik alan sorulduğu zaman o noktadaki artı bir birim yüke etki eden kuvveti istiyorlar. Bu kadar. Böyle düşün. Ben sadece kuvvet öğrendim de. Tamam mı? Eksi artıyı çeker. Onun için içe bunu ayrıca böyle not olarak yazmamıza gerek yok bence. İlerliyorum. Hah bak geldi. Şöyle bir şey var. Elektrik alan şiddetinin E olduğu bir yerde elektrik yükü Q olan parçacığa etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki bağıntıyla bulunur. Ya şimdi şöyle demedik mi biz bak biraz önce? Şöyle demedik mi? Şimdi burada bir tane artı Q var. İşte efendim bundan işte D kadar uzaklıkta, tamam mı? Şurada artı bir işte birim yük koyduk. Buna etki eden elektriksel kuvveti yazarken yani ne demiştik biz? E eşittir K Q çarpı artı bir vardı da yazmıyorduk onu artık yazmayayım. Bölü D kare demiştik bak. Ona da özel isim takmıştık elektrik alan. Aslında birim yüke etki eden kuvvet olduğu için vektöreldir, yönlü büyüklüktür. Lütfen dikkat. Şimdi peki ne anlatıyorsun hocam? Onu zaten biraz önce yazmıştım. Yani bak ne demiştim ben? Birim fiyat açıklaması demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bak şimdi. Bu sol baştaki eleman dursun artık yok. Efendim işte D kadar uzağında bu sefer başka birini getirdiler, tamam mı? Hoppa buraya da bir tane işte artı Q koydular. Ne olur? İter. Yani kuvvet iter. Yazarım ben de kuvveti. Şimdi sen burada F'yi yazdığın zaman K Q Q bölü D kare dedin, tamam. Zaten biraz önce kuvvet yazmıştık böyle. Şimdi arkadaşlar şu nedir bak. K Q bölü D kare senin elektrik alanındır. Yani birim yüke etki eden kuvvettir. Ben dünyanın en küçük yükü gelse bu kadar kuvvet uygularım diyorsun. Sen ne getirdin oraya? Ben buraya Q getirdim. Birader çarpı Q. Q kere dayak. Biz artı 1'e bunu yapıyoruz. Hani artı 1'e bunu yapıyoruz derken şunu yapıyoruz. Sen Q getirdin çarpı Q. 5Q mu? Çarpı 5Q. Eksi 5Q mu? 5Q'yu yine yazıyorsun ama bu sefer yöne dikkat ediyorsun. Lütfen dikkat. Vektörel büyüklük. O zaman ben F'yi yazarken Q çarpı E diye böyle yazabilirim. Bu birim yüke etki eden kuvvettir.
Sen oraya Q koyarsan çarpı Q. İşte bu oradan geliyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Yöne dikkat edin. Tamam mı? Şimdi şurada bir iki tane numarası var. Onlara da bir bakalım isterseniz. Şöyle. Evet bakalım neymiş. Şimdi burada küt diye verildi de söylemek zorundayım. Aslında elektrik alan çizgilerini birazdan inceleyecektik. Şimdi bu elektrik alan çizgileri, hani bir yük var burada diyelim ki, artı yük var, artı Q var. Hani bir noktadaki sonuçta hani elektrik alan sorulduğunda artı 1 ya, artı artıyı iter deyip böyle dışa doğru gösteriyoruz ya, şöyle E diye. Artı artıyı ittiği için böyle hani artıdan eksiye doğru olur. Mesela atıyorum kafadan, yani ne bileyim işte şuraya eksik Q koyduğunuz zaman şöyle D'ye kadar uzaklığına artı 1 koyarsanız çekiyor ya kendine doğru, eksiye doğrudur. Artıdan dışarıya doğru. Bir de eksiye doğru eğer eksi ise. Şimdi bak burada artıdan dışarıya doğru diyorduk. Gittiği yönde hani birileri varsa eğer burada da eksi olacak, tamam mı? Buna dikkat. Yani elektrik alan çizgileri her zaman artıdan eksiye doğrudur. Şimdi sen buraya artı yük koyarsan bu taraf artıydı ya bak. Artı artıyı iter. O zaman kuvvet tabii ki de bu tarafa çıkar. Neymiş yükü? Q. O zaman F eşittir Q çarpı E diyoruz biz. Yalnız benim burada şöyle bir dikkat çekmek isterim. Benim burada anlattığım şey noktasal bir yükün etrafındaki olan olaylardı. Bölüde kare falan filan. Burada öyle bir şey yazmayacağız. Düzgün elektrik alanın güzelliği budur, tamam mı? Bak ve bu formülde resmen hani böyle evrensel sürücü gibidir yani. Öyle söyleyeyim sana. Hani böyle her yazıcıyı her bilgisayarda çalıştıran böyle printer driver dediğin şey vardır ya, böyle evrensel sürücüdür yani. Herkes de işe yarar. Kardeşim istesen yani git noktasal yükleri konuş. İstersen düzgün elektrik alanı konuş. Ki bunlar paralel levhaların arasında oluyor da çaktırmadan anlatıyorlar bize. Hiç fark etmez diyor. Elektrik alan birim yükü etki eden kuvvettir. Çarpı Q dediğinde de kuvveti bulursun diyor. Bu kadar basit diyor. Bu her yerde geçer. Bak onun için güzelliği bambaşkadır. Bunun etrafına yıldızlar koyabilirsiniz. Bunun yanına not düşebilirsiniz. Elektrik alanın etkili olduğu her yerde kullanabilirsiniz bunu. Şu kutu içerisine aldığım şeyi. Ama bunu bak yani şunu isterseniz biraz daha göstereyim şöyle. Yani zaten burada işlemini yaptık. Bak noktasal yükün etrafında olup bitenler. Şu sadece noktasal yükte kullanılır. Kalkıp da onu buraya getirip yani kullanmaya çalışma. Düzgün elektrik alan oldu mu tekrar yıldız atıyorum bak. Sadece bu. Ha bu. Şu yani yeşille yazdığım şey burada da kullanıyor. Onun için evrensel sürücü diyorum, tamam mı? Acayip bir şeydir. Hatta burada birim sorusu gelirse şu kutu içerisine aldığım şeyden gelir. Kuvvetin birimi Newton, yükün birimi Coulomb. Elektrik alanı soruyorlar. Newton bölü Coulomb. Evet. Tamam geldik buraya. Şimdi bir de burayı konuşalım. Ha bir neymiş? Burası artı, burası eksi. Tabii ki de ne oluyor? Eksi yük artıya ulaşmaya çalışıyor. Şuradaki kuvveti bulmaya çalışacağız. O kuvveti yazmaya kalkarsak yükümüz ne? 3Q. Elektrik alan verilmiş. Düzgün elektrik alan verilmiş. Verildiyse yapacak bir şey yok. 2E. Yani bu şekilde ifade ederiz. Yönünü zaten bulduk ya. Bu eksiği olay yerine getirip de yazmanın anlamı yok. Zaten vektörel. İlerle. Elektrik alan çizgileri geldi. Şimdi buna neden ihtiyaç duyuyoruz elektrik alan teorisinde? Ya bir yük yanına gelen artı yükü eksi yükü nasıl anlıyor? Onu itmesi gerektiğini ya da çekmesi gerektiğini nereden biliyor? İşte elektrik alan çizgileri bu anlamda işe yarıyor. Elektrik alan çizgileri o yükün resmen duyargaları, tamam mı? Yani bir ahtapotun kolları gibi. Yani kimi itecek, kime yapışacak onu o şekilde anlıyor. Elektrik alan çizgileriyle anlıyor. Elektrik alan çizgilerinin güçlü olması etkileşimin güçlü olduğu anlamına geliyor. Elektrik alan çizgilerinin seyrelmesi, aralarının açılması etkileşimin düştüğü anlamına geliyor. Ona göre itiyor veya çekiyor. Tamam mı? Olayımız bu. Şimdi neyse burada ifade ediliyor zaten. Tekrar aynı şeyleri söylemeyelim. Elektrik yüklerinin etrafındaki elektrik alanı gösteren sonsuz sayıda hayali kuvvet çizgisi, yani bu şekilde ifade ediyoruz elektrik alan teorisi, kabul edilir. Elektrik alan çizgilerinin yönü pozitif yüklerde yükten dışarı doğru. Neden? Artı 1 koyuyor. Nitiyor dışarıya doğru işte. Eksi yükün yanına artı 1 koyduğunda içeriye doğru. Onun için dışarıya doğrudur. Negatif yüklerde ise içeri doğrudur. Yüke doğrudur. Yüklü cisimlerin çevresindeki elektrik alan çizgiler arasındaki etkileşme 3 boyutludur. Yani biz sana defterde, kitapta gösteriyoruz ama lütfen bunu 3 boyutlu uzayda düşün diyor. Elektrik alan çizgisi her noktada oluşan bileşke elektrik alan yönlerine göre bulunur. Tamam mantıklı. Şimdi
Mesela şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Bu elektrik alan çizgileri birbirini kesmiyor. Birbirinin içerisinden geçmiyor. Tamam mı? Ve dolayısıyla böyle karşılıklı olduğu zaman mesela artı artı olduğu zaman ne oluyor? Yamulmaya başlıyor. Yamulunca o çizgiler sıklaşınca hani yükleri böyle zorla birbirine doğru yaklaştırıyorsun ya. Yamulmaya başlayınca yani sonuçta ne yapmış oluyorsun? Ha, etkileşim güçlenmiş oluyor. Çizgiler sıklaşırsa etkileşim güçlü. Çizgiler seyrelirse etkileşim zayıfladı anlamına geliyor, tamam mı? Yani bu şekilde bir şey. Yani böyle bir güzellik var. İşte o zaman karşı taraftaki yükün yani itecek mi çekecek mi bu çizgiler sayesinde anlıyor. Tamam mı? Bu çizgiler yamulmaya başlıyor. Birbirinin içerisinden geçmediği için ben bunu iteyim diyor. Ya da sevdiği arkadaşını karşısında görüyorsa direkt bu zaten hani adam arıyor atlamak üzere. Bu da diyor ki gel bana gel bana şeklinde. Bu çizgiler artık hani iki yük arasında birleşiyor. Ve de sonuçta şunu söyleyebiliriz. Eğer bir yük miktarı hani 2Q, 3Q, 5Q, 10Q gibi artmaya başlarsa o yükün etrafında göstereceği elektriksel ya dinle. Dinle, kopma. Lazım bunlar. Soruyorlar bunları. Hem TYT'de soruyor hem AYT'de soruyor. Dinle. Bak unutma çok salakça basitçe şeyler söylüyorum. Şekle bakarak sonra ha bu şekle bakıp böyle mi anlıyoruz yani? Böyle mi oluyor yani? Deme sonra tamam mı? Soruyorlar. Soruyorlar. Ondan sonra işte böyle yeni nesil soru çözelim. İşte anlatıyorum sana bak bunları soruyorlar. Tamam mı? Bak burada bu çizgiler yükün etrafında ne kadar çok çizgi varsa o yük miktar olarak o kadar fazladır. Bir yükün miktarı arttıkça etrafındaki elektrik alan çizgisi sayısı da artar. Diğeri zayıfsa daha azdır. Biri kuvvetli ise daha çoktur. Tamam mı? Lütfen. Eşit negatif yüklü cisimlerin eşit değil ki meydana getirir. 1 artı 1 eksi. Negatif değil bir kere. Bu yanlış olmuş ifade. Tamam. Heh, bak. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Burada neler diyormuş. Bir düzenekte elektrik alan şiddeti elektrik alan çizgilerin sık olduğu yerde büyük, elektrik alan çizgilerin seyrek olduğu yerde küçüktür. Güzel. Şimdi sağ taraftakinin etrafında daha çok çizgi yok mu arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor yani? Bak buradan dışarıya çıkıyor bu. O zaman ben buna artı derim. Buraya geliyorlar eksi derim. Sağ tarafta çok çizgi var. Çok çizgi. O zaman ben yük miktarlarını düşündüğümüz zaman miktar olarak yazıyorum, tamam mı? Böyle yazabilirim, tamam mı? Böyle bir şey. Ha. L'nin yük miktarı. ÖSYM bunu sordu ya. Lütfen. Lütfen. Ha, bak ne kadar güzel soru ya. Bak baktın şimdi tamam mı? Elektrik alan çizgileri yüke doğru geliyor. O zaman burası da artı. Burası da artı. Her iki cisim de negatif yüklüdür. Nasıl yalan atıyorum ha bakar mısın? Nasıl yalan atıyorum yani? Nasıl yalan atıyorum? Yani sizi denedim diyemeyeceğim. Yani bağıra bağıra söylüyoruz. Yüke doğru geliyor diyoruz. Gittik artı yazdık. Olacak şey değil. Yani o zaman neresine yazacağımı da bilmiyorum. Yani eksi yazalım şöyle. Hani x ile y'yi de göreyim. X de negatif yüklüdür. Bunun yanına doğru koyalım. X'in yük miktarı y'den daha fazla. Neden? Bak etrafında çok çizgi var. Lütfen dikkat. Etrafında çok çizgi varsa onun yük miktarı fazladır. X'in yük miktarı y'den büyüktür. Doğru. X ve y cisimleri birbirini iter. İkisi de aynı işarete sahip olduğu için ve bu elektrik alan çizgileri birbirini kesmez. Birbirinin içinden geçmez. Bu sayede ittiğini söyleyebiliyoruz, açıklayabiliyoruz. Birbirini iter. Hatta ben hemen şurada şöyle bir şey yani göstereyim. Bak bu çizgilerin birbirine teğet olduğu aslında burada birleştirilmese daha iyiydi. Şöyle teğet olduğunu gösterse daha iyiydi. Böyle birleşmiş gibi olmuş. Böyle tam teğet olduğu bir çizgi var ya bak tam şurası. Bu noktadaki elektrik alan sıfırdır. İki yükü birleştiren çizgi üzerinde bu noktadaki elektrik alan sıfırdır. Çünkü ikisi de buraya artı bir koyduğumuzda ikisi de itecektir. Ama şu mesafe bunun yükü büyük olduğu için D1 diyeyim ben ona. Buna da D2 diyeyim. Doğal olarak D1 D2'den büyük olacaktır. Buradaki elektrik alan arkadaşlar sıfırdır. O çizgilerin birbirine teğet olduğu doğrultu. İki yükü birleştiren çizgiye 90 derece yapan çizgi. Bak çok ince bir detay. Tamam burada sormamış ama onu da söylemiş olayım ben. Efendim bu da Edirne'miz oldu. Başka bir şey var mı? Ha bir tane de böyle bir güzellik var. Bir sorumuz daha var. Dediğim gibi konu çok kuvvetli olmadığı için hani böyle örneklerle destekledim. Yani 20 dakikayı açıkçası geçmek istedim. Yoksa çok kısa bir video olacak. Noktasal yükleri böyle aynı doğrultu üzerine koymuş ve sabitlemiş. Cisimler aynı düzlemde olan KLM noktalarındaki elektrik alan şiddetlerinin sırasını soruyor. Tamam. Yani arkadaşlar bir kere her yere artı bir koyacağız. Tamam mı? Buraların hepsinde artı biri test yükü olarak, birim yükü olaraktan söyleyeceğiz.
Bir iki tane eleman var. X'e diyeceğim ben, tamam mı bunlara? Artı artıyı iter. Bak buna unutmayayım diye fx diyorum. Ondan sonra y'ye bakıyorum, tamam mı? Y de o zaman ne yapacak? Eksi olduğu için çekecek. Bu ikisinin arasındaki fark bizim için nedir? Elektrik alanın kendisidir. Artık o noktada. Buraya bakıyorum. Hoppa fx. Tamam. Buraya bakıyorum. Çekiyor hoppa. Şampiyon bu bir kere. Bariz bir şekilde şampiyon bu. İkisine de d kadar uzaklıkta, ikisi de güç birliği yapmış. İkisinin de en güçlü olduğu değerler bunlar. Hani biraz önce mesela eksi q k noktasında 3d uzaklıktaydı ya, onun için zayıftı. Şimdi şuraya geliyorum, tamam mı? Şuraya geldiğimde de fx itiyor. Biraz önce işte hani burada şöyle diyelim, hani artı itiyor. Bu eleman da ne yapıyor? Çekiyor. Lütfen dikkat. Bak şöyle f'ye. Şimdi İten ve çeken ikisinin arasındaki farklar. Bak bu bir birimden itiyordu. Burada bu üç birimden, yani itiyor. Burada da üç birimden. Bunları yazmaya kalktığınız zaman arkadaşlar sayısal değer olarak aynı çıkacak. Bak biz büyüklüğüne bakıyoruz, tamam mı bunların? Dikkat et. Bu burada bir birimdi. Bu üç birimdi. Buraya baktığımızda bu bir birim. Öteki üç birim. Bunların hani ortaya koyacakları kuvvetler birbirine eşit olacak. Aradaki farkı aldığımız zaman. Büyüklüğünü soruyor. Kimse yönünü sormuyor. Şampiyon da zaten L demiştik. O zaman L'yi başa alıyorum. K ve M'yi de eşit kabul ediyorum. Dileyen, yani isteyen yapsın. Al yapayım. Hadi tamam, ağlama. Tamam yapayım. Tamam. Bak Q bölü D kare dedim, tamam mı? Şu K noktası için yapıyorum. K noktasında şöyle belirteyim. BY diyorum, tamam mı? Burada da ne var? KQ bölü büyüklüğünü yazıyorduk. 3D'ydi. 9D kare yazdım. Bu da tamam. Geldim M'ye. Tamam yapıyorum ya. FX al. FX yapıyorum. KQ bölü 9D kare. Bu sefer bu böyle oldu. Bak. İkisinin farkını alacaksın zaten sen. İkisinin farkını aldın mı? Farklar hep aynı. Onun için birbirine eşit olacak. Onun için adan olacak. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vallahi katlandınız ha. Bitiriyoruz ha. Bir de soru videosu var. Tamam yani. Sonra elektrik akımı gelir ha. Tutamazlar bizi. Evet. Ondan sonra ver elini. Elektrik akımından sonra ne kalıyor? Optik kalıyor. Dalgalar. Anam. Vallahi bitiyor ha. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Sağlam büyük iki üniteye geliyoruz ve TYT'yi bitiriyoruz. İnşallah bir başlığı atlamamışımdır. Atlarsam da zaten program belli. Ona uyacağız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.